Rafa Silva transferi Galatasaray'da olacak mı? Bu uzun süredir konuşulan bir durum. Sanki biraz olumsuz neticeye yakın gibi görünüyordu Galatasaray bir iki hafta önce. Daha doğrusu bir netice alamayacak gibi görünüyordu ama sonrasında hem bizim kulağımıza gelen şeyler var Galatasaray'ın ilgisiyle alakalı, hem de Mourinho'nun oyuncunun sarı kırmızılı kulübe yakın olduğuna dair bir demeci söz konusu. Siz bir şey duydunuz mu hocam Rafa Silva ile alakalı ve bu gelişmelerden ne öngörüyorsunuz? Nereye gidiyor bu transfer süreci sizce? Ya, aslında bir şey duydum dememem lazım. Sadece bir Galatasaray camiasından aldığım haberler var. Orada Galatasaray'a gerçekten yakın olduğu söyleniyor. Ama Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşması sonrası yine Fenerbahçe camiasından Rafa Silva'nın da transferlerin listesine girebileceği konusunda bir bilgi gelmişti. Onun dışında bir şey duymadım. Hatta bir şey duymadığım için de herhalde Fenerbahçe ilgilenmeyecek diye düşündüm kendim. Hı hı. Biraz da Galatasaray'ın kat ettiği yoldan dolayı olsa gerek. Şimdi Mourinho'nun bu açıklaması sonrası gündem olur mu? Pek öyle bir hissiyat uyanmadı bende bu haberden sonra. Ama Galatasaray ısrarla istemeye devam ediyor. Hatta Mourinho'nun gelişinden sonra benim kendi görüşüm Galatasaray'ın transfer politikası da değişti biraz. Yani eğer Fenerbahçe sıradan bir teknik adamla yola devam etseydi, o teknik adamla birlikte kurulacak kadroda şu an planlanan kadar güçlü olmayabilirdi. Bu Galatasaray'a belirli bir rahatlığı da verebilirdi. Ama Galatasaray şu an şunu görüyor. Karşı tarafa Mourinho geldi. Mourinho geldiyse onun listesinde olan veya Mourinho'nun mutlaka şampiyon olacağız diye Fenerbahçe'nin daha da güçlü bir kadro kuracağını hepsi çok net bir şekilde biliyor. Bundan dolayı Galatasaray çıtayı bir tık yükseltti. Bir de işin bir gerçeği de şu. Son iki senede Galatasaray'ın şampiyonluklarında ve transferlerinde Erden Timur'a büyük pay çıkaranlar var. Şimdi Erden Timur gitti. Dolayısıyla onun yerine göreve gelenler bu sene şampiyonluk gelmezse Erden Timur'la kıyaslanacakları için, hatta hatayı onlarda arayacak çok kişi olduğu için, hatta Erden Timur'un gidiş nedeni, baş nedeni Dursun Özbek diye konuşulduğu için Dursun Başkan da çıtayı bir tık daha üste çekmek zorunda kaldı. Bunların hepsi de Rafa Silva'nın son dönemde biraz daha şiddetli bir şekilde gündemde kalmasının en büyük nedeni bence. Çok kaliteli bir futbolcu. Yani öyle bir futbolcuyu alabiliyorsan ben bazen derim ki elinde ona eşdeğerde başka bir futbolcun bile olsa al. Çünkü belirli oyuncular birlikte oynamayı da her zaman çok iyi becerirler. Hem o hem de Galatasaray'da olanlar için bence bu söz konusu olabilir. Siz şartlar uygunsa yani sıcak bakıyorsunuz. Şartlar uygunsa kesinlikle alınmasının doğru olduğunu düşünüyorum çok net. Burak Kural ne dersin Rafa Silva ile alakalı? Tabii Rafa Silva özellikle şu an Galatasaray'ın o noktada istediği oyunculardan bir tanesi. Daha evvelden de konuşmuştuk, tartışmıştık Rafa Silva'yı. Mertens kalacak gibi görünüyor öte yandan. Evet ama herhalde... Sezon bile aslında bakılıyordu yani Mertens'in yerine bir oyuncu. Ki yaş itibariyle bir geçiş planlamak da mantıklı. Tabii çok mantıklı. Ama zaten ona bir şekilde çok da fazla maç sayısı olduğu için Şampiyonlar Ligi'nde de yine şampiyon sıfatıyla daha görece zayıf bir takımla eşleşeceği için Galatasaray'ın, yani yine bir ülke şampiyonuyla geçen seneki gibi eşleşeceği için oradan da ben çıkacağını düşünüyorum. Çünkü büyük bir ülke takımı şampiyonuyla oynamayacak. Geçen sene kimdi? Molde ile oynadı değil mi? Norveç şampiyonuyla oynadı. Onu eledi. Bu sene de yine o tarz bir takım gelecek. Çok zorlandı o ayrı konuda ama bu sene o kadar zorlanacağını düşünmüyorum. Tabii kalacaklar, gidecekler eğer bu takımı kadroyu tutarsa diye söyleyeyim. O manada yine Şampiyonlar Ligi'ne gideceğini düşünürsek, bu sene de Şampiyonlar Ligi 8 maç olacağını düşünürsek mutlaka orada Mertens'le birlikte çok rahat bir şekilde paylaşacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Rafa Silva çok benim hani illa izlemişimdir ama çok ezberden analiz edebileceğim bir oyuncu değil ama gördüğüm kadarıyla çabuk, çok çabuk oynayan, kendisi de çabuk, çevik olan, o dönüşleri iyi, bitirici, bir defa gol noktalarında da etkili olabilen bir oyuncu. Bizim ligimizde de çok etkili olacağını düşünüyorum açıkçası. Bir de baskı altında oynamaya alışmış bir oyuncu.
Kendi oynadığı takımda hep şampiyonlar, kapanan Doğru. takımlara karşı oynuyor. Burada ülkede, yani Türkiye'de zorluk çekmeyecektir açıkçası. Ama yani hangi takıma gelse iyi olur. Ama şu an zaten hani Mourinho da söylemiş, Galatasaray daha yakın gibi gözüküyor. Böyle fizik olarak da Mertens'i andırıyor böyle. Evet. İyi olabilir yani, hayırlısı olsun. Gelirse lige güç katar yani. Hocam, yani bilmiyorum Rafa Silva ile ilgili genel hatlarıyla ne düşünüyorsunuz ama varlığı hangi takımda oynuyorsa lig açısından bence çok belirleyici bir oyuncu olur. Geldiği takdirde en belirleyici 2-3 oyuncudan biri olur kanaatindeyim. Kesin. Şimdi tabii bambaşka bir açıdan yaklaşayım. Futbolcuların özelliklerini böyle araştırırken öncelik verdiğimiz kriterler birbirinden çok değişik olabilir. Ben günümüzde artık her şeyden önce futbolun bir akıl oyunu olduğunu düşünüyorum. O yüzden aklı birinci sıraya koyuyorum. Yeteneği onun arkasına koyuyorum. Yani ben aklı o kadar öne çıkardım. Çok yetenekli oyuncu biliyorum. Hı hı. Akılları yoksa, doğruyu yapmıyorlarsa, doğru karar vermiyorlarsa o yeteneği de büyük bir ölçüde baltalıyorlar zaten. Oradaki sıralamada işte akıl, yetenek ve fizik diye gidiyor bende. Zaten hem akıl hem de yetenek konusunda söylenecek hiçbir şey yok. O tür üst düzey kaliteli futbolculardan da bir boye olmasını beklememek lazım. Galatasaray'dan örnek verecek olursam. Ama fizikman da şu ana kadar ortaya koyduğu performansta kesinlikle bir eksiklik yok. Onun da altını çizmem lazım. Bakın, aynı şeyi Mertens için söyleyebiliriz. Kendi bile ya ben bu sene bütün maçlarda 90'ar dakika oynayamam düşüncesiyle sezona başlamış olmasına rağmen, ortam iyiyse, takım iyiyse, futbolcuların hepsi mutluysa performansı tavan yaptırdığını Mertens'te de çok net bir şekilde gördük. O yüzden böyle kısa öz, Galatasaray alabiliyorsa hemen imzayı attırsın. Sanki siz ne dersiniz bilmiyorum, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu transferlerde ayrı bir kapışma olacak gibi geliyor bana. Olabilir. Yani biri diğerinin talip olduğu bir futbolcuya mutlaka bir hamle yapacak. Veya yapmaya çalışacak, tutarsa onu kamuoyuyla paylaşacak. Acaba Fenerbahçe orada devreye girebilir mi? Bilemiyorum. Mourinho'nun Şimanski ile alakalı çok olumlu bir bakış açısının olduğunu Fenerbahçeli yöneticiler ya da işte muhtemel yöneticiler yine dile getiriyorlar. Burada bu iki oyuncuyu forma rekabetine sokmak ya da elinizde değerli bir oyuncu varken o pozisyona başka birini getirmek çok mantıklı olur mu? Ya şimdi şu var tabii. Bu arada bence de karşı karşıya gelecekler kesin. Ama bu oyuncu için işte bilmiyorum. Mi? Ya da olmalı mı? Fenerbahçe bir yerde gelecek. Emin değilim. Şimdi hocamla bunu tartışalım. Yani ben olsam Fenerbahçe adına burada Rafa Silva'nın üzerine fazla gitmem. Niye gitmem? Ben biraz daha farklı yaklaşacağım. Çünkü Fenerbahçe'nin Şimanski'nin oynadığı bölgede ben gönül rahatlığıyla İrfan Can'ı oynatabileceğini düşünüyorum. Gönül rahatlığıyla Tadiç'i oynatabileceğini düşünüyorum.